Şimdi bunun dışında Mustafa Kemal dedik ki biz Havza'ya geldi. Samsun'dan sonra Havza'ya geldi. Orada Havza'da bir genelge ya da bildiri yayınlandı. Bu bildiride Mustafa Kemal 28 Mayıs 1919'da Havza'da yayınladığı bir tamimle, genelgeyle ne diyor? İşgallere karşı aralıksız protesto ve mitingler düzenlemesini Türkiye genelinde istiyor. İşgallere karşı koruyabilmek için, mücadele edebilmek için milli kuvayi milliye birliklerinin oluşturulmasını istiyor. Bu protestolar sırasında azınlıklara karşı saldırı yapılmamasını istemiş. Yani taşkınlıkların olmamasını istiyor. Askeri birliklerin ellerindeki cephaneleri teslim edilmemesini istiyor. Halbuki gönderilirken bunların toplanılması da isteniyordu. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geliş amacı burada açıkça ortaya çıkıyor. Yani Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilmiş ama o niyetle gelmiyor yani. Büyük devletlerin temsilcilerine ve İstanbul hükümetine uyarı telgraflarının çekilmesini istiyor. Yani bir ne yapıyor? Bir protesto, bir başkaldırı, bir hareketlilik istiyor yani toplumdan, halktan ve buna özellikle askeri yöneticilerin, sivil yöneticilerin öndelik etmesini ne yapmış Mustafa Kemal? Havza'da istemiş. Sonra Havza'dan nereye geldi Mustafa Kemal? Haziran ayında, 12 Haziran'da Amasya'ya geldi ve orada 20 Haziran'da niye hazırladılar? Amasya genelgesini hazırladılar. Tabi Amasya genelgesi Havza bildirisine, yani Havza genelgesi ne kadar denebilir mi? Tartışılan bir husus da yani artık onu bir bildiri mi demek daha doğru olur. O da ayrı bir konu. Kitabınız genelge diye aldım. Şimdi Amasya'da Amasya genelgesini Mustafa Kemal, Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy yani 4 kişi hazırlıyorlar. İşte Saraydüzük kışlasında ve şeyin de Kazım Karabekir'in de görüşü alınıyor Erzurum'daki. Onun da görüşleri alınmış ve dolayısıyla Amasya genelgesi yayınlanmış. Şimdi burada bu genelgede ön plana çıkan şeyler var. Ne diyor? Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir. Çünkü Anadolu işgal edilmiş yer yer. İstanbul hükümeti sorumluluklarını yerine getirememektedir. Bu milletimizi yok olmuş durumuna sokmaktadır. Yani İstanbul hükümeti görevi yerine getiremiyor. Niye? İşte işgal altında zaten. Baskı altında. Dolayısıyla o yerine getiremiyor. Bu durumda milletimiz yok olmuş görünüyor. O zaman ne oluyor? Milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Yani bir millet iradesinden bahsetmiş burada. Önemli noktalardan bir tanesi. Onun için diyor, milletin içinde bulunduğu durum ve şartlara göre hareket etmek ve haklarını yüksek sesle dünyaya duyurmak için her türlü tesirden ve kontrolden uzak milli bir heyetin varlığı zorunludur demiş. Milli bir heyet kurulması burada ilan edilmiş Amasya genelgesiyle. Ondan sonra Sivas Kongresi'nin toplanma kararından bahsediliyor burada. Diyor ki Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan, çünkü o dönemde Sivas işgal edilmemişti. Orada diyor bir kongre toplanması gerekir. Onun için diyor bütün vilayetten her sancağından milletin güvenini kazanmış 3 temsilcinin seçilerek hızlı bir şekilde Sivas'a gelmesi isteniyor. Bunlar tabii şey sırasında kimliklerini yolda gizli tutmaları da isteniyor. Evet. Bunun dışında Doğu vilayetleri adına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Bu da Erzurum'da bir kongrenin toplanacağı bilgisini veriyor. Bu hep karıştırılır. Erzurum Kongresi'nin toplanma kararı Amasya genelgesinde alınmış değil. Erzurum Kongresi'nin toplanma kararını Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti alıyor. Yani o kararlaştırmış bu cemiyetin toplanmasını, o karar vermiş. Ama Mustafa Kemal Amasya genelgesinde bundan haberdar ve diyor ki Erzurum'da 10 Temmuz'da bir kongre toplanacak. Orada bir kongremiz var. Yani bundan bilginiz olsun.
Bu tarihe kadar diğer vilayetlerin temsilcileri de Sivas'a gelebilirlerse Erzurum Kongresi'nin üyeleri Sivas Kongresi'ne katılmak üzere hareket ederler. Yani diyor ki Erzurum Kongresi'de o üyeler, oraya toplanan üyeler gerekirse ne yaparlar? Erzurum Sivas Kongresi'ne de temsilci olarak katılabilirler diyor. O şekilde yapılmış yani. Kaldı ki daha sonra göreceğiz. Erzurum Kongresi yanlış hatırlamıyorsam üye olarak Sivas'tan daha fazla üyeyle toplanıyor. Çünkü Erzurum'da Mustafa Kemal o kongreye de katıldığı için zaten kararlarının Sivas'ta almak istediği kararların büyük bir çoğunluğunu zaten Erzurum'da almış oluyor zaten. Daha formayla birlikte katılıyorlar ve dolayısıyla orada önemli kararların alınmasını da sağlamış oluyor Erzurum'da. Zaten Sivas'ta da o kongre kararlarının aşağı yukarı aynısı tekrarlanıyor Sivas'ta. Onu da belirtmek lazım. Burada ayrıca ne diyor? Askeri ve milli örgütlerin hiçbir biçimde dağıtılmaması, birlikleri komutanların hiçbir surette terk edilmemesi ve dağıtılmaması istenmiş. Onu Havza genelgesinde de görmüştük zaten. Şimdi Amasya genelgesindeki kararlar Milli Bağımsızlık Hareketi'nin ilk siyasi belgesi ve Anadolu İhtilali'nin başlangıç kararlarıdır yani bunlar. Başlangıç noktası. O açıdan önemli ve ilk defa millet iradesinden de bahsedilmiştir. Amasya genelgesinden. O açıdan Amasya genelgesi önemli.